Merhaba arkadaşlar. Ramazan ayındayız. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Bugünkü dersimizin konusu vital maddelerin durumuna göre hastalık tanıları olacak. Öncelikle vital maddeler neydi? Bunu bir gözden geçirelim. Çiğ, kan, vücut sıvısı, öz ve şen vital madde olarak adlandırılır. 5 tane vital maddeden sadece ilk üçü için hastalık tanılarına gideceğiz. Çiğ, kan ve vücut sıvısı. Çiğe göre tanımlanan hastalıklar nelerdir? Çiğ eksikliği, çiğ sarkması, çiğ stagnasyonu veya çiğ durgunluğu ve asi çiğ. Kana göre tanımlanan hastalıklar kan eksikliği, kan stazı, kan sıcağı, kan soğuğu, kan kaybı. Vücut sıvılarına göre tanımlanan hastalıklar vücut sıvı yetersizliği, ödem ve balgam. Şimdi bu tabi uzun bir konu. Bu dersimizde sadece çiğe göre tanımlanan hastalıklar konusunu işleyeceğiz. İkinci dersimizde kana göre tanımlanan hastalıklar nelerdir? Buna bakacağız. Üçüncü dersimiz nispeten kısa olacak diye düşünüyorum. Çünkü daha önce balgamla ilgili münhasır bir ders anlattığımız için vücut sıvı yetersizliği ve ödem adında iki konu işlemiş olacağız. Evet, ilk hastalık çiğ yetersizliği. Kitaplarda çiğ yetersizliği semptomları neler diye yazdığınızda nefes darlığı, ses kısıklığı veya cılız ses tonu, spontan terleme, İştahsızlık, gevşek dışkı ve yorgunluk gibi semptomları görürsünüz. Şimdi neden bu semptomlar yazılmış? Çünkü çiğ yetersizliğinin en fazla görüldüğü iki organ akciğer ve dalak olduğu için daha çok akciğer ve dalakla ilişkili semptomlar yazılmış. Nefes darlığı, ses kısıklığı veya cılız ses tonu ve spontan terleme akciğer çiğ yetersizliği ile ilgili semptomlar iken İştahsızlık, gevşek dışkı ve yorgunluk ise dalak çiğ yetersizliği ilgili semptomlardır. Bu nedenle çiğ yetersizliği yazdığınızda genel semptomlar arasında genellikle bu semptomları görürsünüz. Çiğ yetersizliği olduğunda hangi organda çiğ yetersizliği olduğunu belirlemek tedavi açısından önemlidir. Örneğin hastada bir kalp çiğ yetersizliği varsa kalple ilişkili mesela çarpıntı gibi bir semptom beklersiniz değil mi? Beraberinde bir nefes darlığı, soluk bir yüz gibi semptomlar da ilave olarak görülebilir. Veya hastada böbrek çiği yetersizliği varsa sık idrara çıkma veya impotans, enurezis gibi veya bel ağrısı gibi semptomlar göreceksiniz. O yüzden çiği yetersizliği semptomları dediğimizde az önce saydığımız semptomlar genel semptomlardır ve akciğer ve dalak çiğ yetersizliğinde görülen semptomlar olduğunu bileceğiz. O yüzden hangi organda çiğ yetersizliği varsa o organ ile ilişkili fonksiyon bozukluğunu görmemiz gerekiyor. Çiğ yetersizliğinde kullandığımız noktalar nelerdir? Hangi organda çiğ yetersizliği varsa tabii ki ona göre tedavimiz de değişecektir. Ama İki nokta var ki bu iki noktayı hangi organ çiğ yetersizliği olursa olsun müellifler genellikle bu iki noktayı öneriyorlar. Yani çiğ yetersizliğine kullanılan genel noktalar olarak adlandırabiliriz bu iki noktayı. Bunlardan bir tanesi REN6 noktası, diğeri de ST36 noktası. Bu REN6 noktası kimi kaynaklarda Yuan Çiğ'yi kuvvetlendirir diye yazar. Mesela Tanbir Yah ise şöyle bir cümle kurar. Prenatal dönemde periumbilikal depolanan enerjinin doğum sonrası dönemde periumbilikal bölgede depolanan enerjinin çekildiği nokta olarak tanımlanır. REN6 noktası. O yüzden tüm çiğ yetersizliği vakalarında bu iki nokta müelliflerin ortak tercih ettiği noktalardan. Bakın burada da Energetics in Acupuncture müellifinin tercih ettiği noktaları görüyoruz. REN6 ile ST36 dedi ki ortak.
Onun haricinde tamburya hem akciğerin hem de böbreğin yoğun noktasını tercih etmiş. Akciğer 9 ve böbrek 3. Bir de mesane 24 diye bir nokta önerisi görüyorsunuz. Bu mesane 23'ün hemen altında yerleşiyor. Yani böbrek bekçiyosunun hemen altında. Bu ren 6 noktasının bekşu noktasıdır. Yani şöyle bir soru gelirse hangi akupunktur noktasının bekşu noktası vardır şeklinde bir soru geldiğinde ren 6 noktası diye cevap vereceğiz. Tek bekşu noktası olan akupunktur noktası ren 6 noktasıdır. Vital maddelere göre hastalık tanısında bakın çi yetersizliği dedik ama yin çi yetersizliği mi, yang çi yetersizliği mi bilmiyoruz. Yani bu sistemin aslında dezavantajlarından bir tanesi de yin yang dengesine yeterince değinmemesi. Bu nedenle yin yetersizliği, yang yetersizliği gibi bir tanı bu vital maddelere göre yapılan sınıflandırmada görmüyoruz. Bunu daha çok göreceğimiz sınıflandırma 8 prensip sınıflandırması. Bunu daha önceki derslerimde anlattım. Geleneksel Çin tıbbının enfeksiyöz hastalıklara yaklaşım tarzı adı altında 3 tane ders anlattım. Orada bunu ayrıntısıyla anlatmış olduk. Dilerseniz oraya bakabilirsiniz. Bu nedenle her iki sınıflandırma şeklini aslında tedavide kombine etmekte fayda var. Bu sınıflandırmaya göre çi yetersizliği tanısı koyduğumuzda hangi organda çi yetersizliği varsa o organın meridyeni üzerinden ve o organın meridyeninin eşleni üzerinden noktalar tedavide kullanılır. Bununla birlikte o genel çi yetersizliğinde kullandığımız noktalar kullanılabilir veya ilave noktalar eklenebilir. Örneğin Nigel Ching adındaki müellifin önerdiği noktalara bakalım. ST36, SP3, SP6, UB20 ve 21, REN12. Bakın bunlar hem dalak hem mide meridyen üzerinden noktalarla birlikte bekşu ve frontlu noktalarını tercih etmiş. Akciğer çi yetersizliğinde ne tercih etmiş? Akciğer 9, REN17 ve akciğerin bekşu noktası UB13'ü tercih etmiş. Bu REN17 noktası üst Jiao'nun tedavi edildiği nokta olarak adlandırılıyor. Biliyorsunuz 8 etkili nokta arasında REN17 de var. Göğüs çiğesinin master noktası olarak adlandırılıyor. Üst Jiao'da yerleşen gerek kalp gerekse akciğer ile ilgili hastalıklarda tedavide kullanabileceğimiz bir noktadır bu. Tabi bunlar müellifin önerdiği noktalar. Siz akciğerin frontlu noktasını da kullanabilirsiniz veya luo noktasını kullanırsınız. Bunlar sadece çi yetersizliğinde bu noktalar kullanılır gibi bir kaide yok. Akciğer meridyeni üzerinden nokta kullanıldığı gibi eşleni kalın bağırsak meridyeni üzerinden de nokta eklenirse daha da iyi olur. Böbrek çi yetersizliğinde önerdiği noktalar hangileri? Böbreğin yuan noktası Kidüç, bekşu noktası UB23 ve REN4'ü önermiş. REN4'ü müellifler genellikle böbrek yin yetersizliğinde öneriyorlar. Her ne kadar ince bağırsak frontlu noktası olsa da böbrek yin yetersizliğinde böbreğin yin enerjisini artırmak için kullanılıyor. Tekrar söylüyorum. Bu sınıflandırmada yin ve yang dengesi göz önünde bulundurmuyoruz. Çi yetersizliği tanısı koyduğumuzda organın meridyeni üzerinden ve eşlenik meridyeni üzerinden veya o organın bekşu ve frontmun noktalarını tercih edebiliyoruz. Bir örnekte Giovanni'den verelim. Giovanni kalp çi yetersizliğinde hangi noktaları önermiş? Bakın. Dedi ki her zaman hangi organda çi yetersizliği varsa öncelikle o organın meridyeni üzerinden noktalar. Mesela ne tercih etmiş? Kalp 5'i tercih etmiş. Kalp 5 Luo noktası, değil mi? Yani kalp 9 olur, kalp 5 olur. Sadece bu Giovanni'nin tercihi. Beraberinde perikard 6 tercih etmiş. Bakın perikard 6 üst, batın ve göğüs için ampirik distal noktalardan bir tanesi. Yine kalbin bekşu noktasını tercih etmiş. Az önce söylediğimiz gibi REN 17 noktası üst Jiao'nun tedavi edildiği noktaydı zaten. Beraberinde REN 6 noktasını önermiş. Bakın buraya
ST36'yı koymamış ama ST36'yı da koyabilirdi. Genel çi artırıcı iki noktadan birisi REN6, diğeri de ST36 idi. Bir de DU14 noktası demiş. Biz DU14 noktasını ateş düşürücü nokta olarak biliyoruz değil mi? 6 tane yang meridyeninin kesiştiği yer. Eğer DU14 noktasını sedatize ederseniz ateşi düşürür. Fakat tonifiye ederseniz veya MOX'a uygularsanız yangı artırır. Özellikle Giovanni bunu böbrek çiğ yetersizliğinde, beraberinde kalp çiğ yetersizliğinde tercih ettiği noktalardan bir tanesi bu. Gelelim ikinci tanımıza, çiğ ile ilişkili. Çiğ sarkması. Bu aslında çiğ yetersizliğinin farklı bir formu. Dalak için tanımlanan bir tanı. Eğer bir hastada dalak çiğ yetersizliği bulguları varsa, yani nedir bu? Az önce söyledik, halsizliktir, gevşek dışkıdır, iştahsızlıktır gibi dalak çiğ yetersizliği bulgularına hastada aşağı doğru çekilme hissi, yani bir ağırlık varmış da o ağırlık onu aşağı doğru çekiyormuş hissi ve organ prolapsusu eşlik ediyor ise bu durumda çiğ sarkması olarak adlandırılır. Gerek çiğ sarkmasında, gerek çiğ yetersizliğinde yetersizlik olduğu için boş, zayıf bir nabız alırsınız. Tedavide ne kullanalım? Bu dedi ki çiğ sarkması dalağın çiğ yetersizliği ile beraber organ prolapsusunun beraber izlendiği bir durum olduğu için dalağın çiğsini artıran gerek dalak meridyeni üzerinden gerekse mide meridyeni üzerinden noktalar önermişiz. ST36, SP3 gibi, REN12, UB20-21 gibi frontmu ve bekşi noktalarını önermişiz. Bunun haricinde çiğ yukarı çekmek için DU20 noktasına ve REN6 noktasına MOX'a bu hastalarda çok çok faydalı olur. Gelelim üçüncü tanıya. Çiğ stagnasyonu. Çiğ akışındaki durgunluğa çiğ stagnasyonu diyoruz. Çiğ stagnasyonundaki kardinal semptom distansiyon hissidir. Veya bir yerden bir yere hareket eden distende ağrı. Yani daha sonraki derslerde göreceğiz. Kan stagnasyonunda çok keskin, şiddetli bir ağrı var iken bu çiğ stagnasyonunda sanki bir gerginlik hissi gibi tarif edilebilen bir ağrı olur. Bu ağrı da bir yerden bir yere genellikle hareket eder. Biz şimdi eğer eksternal patojenlere göre hastalık sınıflandırması yapsaydık bir yerden bir yere hareket eden ağrıda rüzgar tanısı koyacaktık değil mi? Vital maddelere göre yapılan sınıflandırmada dış patojenlerin hiçbirisiyle ilgili bize bilgi vermiyor. Yani bunu da belki bu sınıflandırmanın bir dezavantajı olarak görebilirsiniz. Demek ki bir yerden diğer yere hareket eden ağrı veya distansiyon varlığı veya gerginlik hissi varlığı bunlar çiğ stagnasyonunun kardinal semptomu oluyor. Bir bölgede fiziksel bir şişlik olabiliyor. Ancak aynı zamanda subjektif bir şişlik veya şişkinlik hissi de olabilir. Yani vücuttaki herhangi bir ekstremitede veya vücudun herhangi bir bölümünde objektif bir şişlik, ödem olabileceği gibi çiğ stagnasyonunda biz mesela ne diyelim mide ve kalın bağırsak çiğ yetersizliğinde batında bir distansiyonu elimizle ellediğimizde hem hissederiz hem de gözümüzde görebiliriz. Aynı zamanda hasta da hisseder bunu. Beraberinde mental depresyon, kasvetli duygu hali ve sık ruh hali değişimi, sık iç çekme ve esneme. Bakın bu da önemli bir çiğ stagnasyonun semptomu. İç çekme derken hepimiz hastalandığında şöyle bir ses çıkarma isteği duyarız değil mi? Şeklinde. İşte buna iç çekme diyoruz. Demek ki iç çekme ve esneme semptomu çiğ stagnasyonun önemli semptomları arasında. Yine sabah yorgunluğu çiğ stagnasyonu için bir semptom. Aslında çiğ sarkması ve çiğ yetersizliğinde de biz yorgunluk görürüz. Farkı ne bunun? Çiğ yetersizliğinde gördüğümüz yorgunluk sabah yorgun olduğu gibi gün içerisinde bu yorgunluk enerjiye daha da harcanacağı için daha da artar. Ama çiğ stagnasyonundaki sabah yorgunluğu gün içerisinde hareketle azalacağı için yorgunluk da gün içerisinde azalır.
Esneme veya iç çekme ile vücut fazladan hava ve çiğ çeker ve bu da durgun çiğ hareket ettirebilir ve dağıtabilir. Demek ki esneme hareketi veya iç çekme hareketi yine biz durgun çiğ hareket ettirmeye çalışıyor imişiz. Yine geğirme ve gaz çıkarma sindirim sistemindeki çiğ durgunluğunu giderebilir. Sindirim sistemindeki çiğ durgunluğu aslında geğirmeye neden olabiliyor. Ama geğirme de demek ki sindirim sistemindeki çiğ durgunluğunu giderebiliyor. Semptomlar, eğer kanal seviyesinde bir çiğ durgunluğu var ise lokalize semptomlar görürüz. Örneğin diz ağrısı, dirsek ağrısı gibi. Eğer organ seviyesinde olur ise organ disfonksiyonu görürüz. Hangi organ ile ilişkili ise. Karaciğer çiğ stagnasyonu olduğunda biz hipokondriyak bir ağrı gözleriz, değil mi? Yerleşim olarak hipokondriyak bir ağrı, bir gerginlik. Beraberinde organ disfonksiyonu ile ilgili bir dismenore görebiliriz, değil mi? Veya kalın bağırsak çiğ stagnasyonunda batında bir ağrı, bir distansiyon görmekle birlikte koyun dışkısı gibi küçük dışkıların olduğu bir kabızlık izlenir. Veya bir kalp çiğ stagnasyonu olduğunda da torakal bölgede bir ağrı olmakla beraber onda da çarpıntı görebiliriz. Yani kanal seviyesindeki lokalize semptomlarla birlikte o organ ile ilişkili disfonksiyonları gözleriz. Tanıda gergin bir nabız vardır. Dil gövdesi ya normal renkli ya da yanlarda hafif kızarıktır. Yani eğer çiğ stagnasyonu sıcağa dönüştüyse ve bu da uzun bir süredir varsa dilin yanlarında hafif kızarıklık görebiliriz. Dil yanlarında aslında şart değil. Yani bu çiğ stagnasyonu en fazla karaciğerde gözüktüğü için dil yanlarında diye not düşmüş. Karaciğeri temsil eden bölge dilde posteriordan anterior doğru boylu boyunca dil yanı karaciğeri temsil ettiği için eğer çiğ stagnasyonu karaciğerde ise yanlarda görürüz tabii ki. Klinikte en sık karaciğer çiğ stagnasyonu görülür dedik. Karaciğerin temel işlevlerinden biri çiğnin tüm vücutta serbest ve engelsiz hareketini sağlamaktır. Bu fonksiyon sekteye uğradığında diğer organlarda da genellikle stagnasyon görülebilir. Yani bir hastada mesela bağırsak, kalın bağırsak çiğ stagnasyonu varsa bunun prekürsörü olarak genellikle karaciğer çiğ stagnasyonu vardır diye farz edilir. Tedavide ne kullanalım? Bakın yine aynı. Yani hangi organda çiğ stagnasyonu varsa o organın kendi meridyeni üzerinden veya işlenik meridyeni üzerinden belirli noktalar tercih edilir. Bakın burada müellif ne tercih etmiş? Örneğin bu karaciğer çiğ stagnasyonunda karaciğer meridyeni üzerinden LIV3'ü, eşlenik meridyeni üzerinden GB34'ü önermiş. Veya işte karaciğerin frontumu LIV14 bekşi noktası UB18'i tercih etmiş. Gerek çiğ stagnasyonunda gerek çiğ yetersizliğinde REN6 noktası tercih edilen bir noktadır. Kalın bağırsak 4 noktasını bakın bunları bildikten sonra ilave ek noktalar sizin tercihinize kalmış. Yani bakın o ne demiş? Kalın bağırsak 4 noktası ve REN17 noktasında eklemiş. REN17 noktası eğer hastada bir üst JAVA'da stagnasyon bulguları varsa REN17 noktasında eklersiniz. Yoksa eklemenin bir anlamı yok. Kalın bağırsak 4 noktasıyla LIV3 noktası zaten 4 kapı noktaları olarak biliniyor. Bunlar aşağı inen çiğ ve yukarı çıkan çiğ regüle eden noktalar olarak adlandırılır. Tüm vücuttaki stagnasyon bulgularında bu kombinasyon kullanılabilir diye not düşmüş mesela, değil mi? Evet. Bir örnekte Giovanni'den verelim. Burada da kalın bağırsak çiğ stagnasyonu. Burada bakın yine noktalara öncelikle bakış açımızı
hangi organda çiğ stagnasyonu varsa öncelikle o organ üzerinden gideceğiz diye düşünmüştük ya. Direkt noktalara dalar isek dağılabiliriz. Ren altından başlamayalım. Bakın kalın bağırsak çiğ stagnasyonu var ise ST25, ST37, bileder 25. Bakın bunlar kalın bağırsağın frontmu noktası, bekşi noktası, bileder 25 ve lower hissi noktalar. Bakın öncelikle kalın bağırsak meridyeni üzerinden noktaları kullanmamız gerekiyor. Değil mi? Dağılmamak için diyorum. Yani öncelikle odaklanmamız gereken noktalara odaklandırıyorum sizi. Onunla birlikte SP15, ST25'in iki cün lateralinde yerleşiyor. Bu iki nokta gerek ST25 gerek SP15 noktaları hem kabızlıkta hem iselde beraber kullanılan noktalar. Abdominal bölgede ağrı varsa SP6'yı da ekleriz demiş. Alt abdominal bölge için SP6 zaten ampirik distal nokta olduğunu biliyoruz. Başka R6'yı demiştik ki zaten hem çiğ stagnasyonunda hem çiğ yetersizliğinde kullanılan bir nokta olduğunu söylemiş idik. Peki GB34'ü niye tercih etmiş? Az önce dediğim gibi bu diğer organlara ait çiğ stagnasyonu varlığında öncelikle karaciğer çiğ yetersizliği de düşünüldüğü için GB34'ü muhtemel o yüzden eklemiş. Bir de tam bir yattan örnek verelim. Tam bir yak karaciğer çiğ stagnasyonunda bakın hem karaciğer üzerinden hem eşlenik meridyeni safraksis üzerinden LIV3, GB37 veya işte frontmu ve bekşi noktalarını kullanmış. Esas odaklanmamız gereken yerler buralar. Beraberinde ne kullanmış? ST40 mesela. Eğer bir çiğ stagnasyonu varsa çiğ stagnasyonu ile birlikte dokularda herhangi bir ödem gözleniyorsa beraberinde ST40'ı seçebiliriz. Bir de ne kullanmış? Kalın bağırsak 4 ile ST25'i. Bu da eğer orta JAVA'da bir dolgunluk var ise, bir gerginlik var ise bu durumda bu gerginliği rahatlatmak için. Yani bir karaciğer çiğ stagnasyonu ile beraber karaciğer çiğ stagnasyonu farklı organlarda da çiğ stagnasyon semptomu yaptıysa o organlarla ilgili noktalarda kullanabiliriz. Gelelim. Asi çiğ veya rebellioz çiğ. Çiğ ile ilgili son tanımız. Çiğnin normal fizyolojik yönünden farklı bir yöne doğru akmasıdır bu. Örneğin dalak çiğsi yukarı yönlü biliyoruz. Bunun aşağı yönlü olmasına biz az önce ne dedik? Dalak çiğ sarkması dedik değil mi? Bakın bu dalak çiğ sarkmasını bazı kaynaklarda rebellioz asi çiğ başlığı altında da görürsünüz. Yani şeye takılmayın. Mantığı anlayın yeter. Örneğin mide çiğsi nereye doğru? Aşağı doğru. Yukarı doğru olmasına da asi rebellioz çiğ deniyor. Şuna şaşırabilirsiniz. Örneğin karaciğer çiğsi her yöne doğru. Çiğ akışının yönü. Onda da asi çiğ diyebilmek için bu dört yönden birisine aşırı akış olursa asi çiğ diyoruz. Evet. Peki semptomlarda neler görürüz? Örneğin midenin aşağı yönlü çiğsi yukarı doğru isyan ederse geğirti, hıçkırık, bulantı, kusma gibi semptomlar ortaya çıkar. Karaciğer dedi ki dört yöne doğru eğer yukarı doğru aşırı isyan ederse baş ağrısı, baş dönmesi gibi semptomlara neden olur. Aşağı doğru isyan etmesi idrar yaparken yanmaya neden olur. Veya horizontal bir şekilde isyan etmesi dalak, mide ve bağırsaklar ile ilgili semptomlara neden olur. Bulantı, kusma, geğirti, diyare ve dışkıda kuruluk gibi semptomlar görebiliriz. Eğer aşağı doğru olan akciğer çiğsi yukarı doğru olursa astım ve öksürük görebiliriz. Eğer aşağı yönlü olan kalp çiğsi yukarı yönlü olursa anksiyete, mental huzursuzluk ve uyku bozukluğu gözlenir. Böbrek çiğsi yukarı doğru isyan ederse. Şimdi böbrek çiğsi aslında bir yönüyle aşağı yönlüdür, bir yönüyle yukarı yönlüdür. Örneğin böbrek idrarı mesaneye göndermesi yönüyle çiğsi aşağı yönlüdür. Ama bir de şu var.
iki böbrek arasında bakan ateşi veya ministerial fire dediğimiz hayat kapısının ateşi yerleşiyor. Bu ateş nedeniyle böbreğe gelen sıvılar buharlaştırılır ve yukarı gönderilir. İşte bu yönüyle de böbrek çiğisi yukarı yönlüdür. Bazıları bunu böbreğin yeni aşağı, yangın yukarı yönlüdür diye tanımlıyorlar. Eğer aşırı yukarı doğru olursa astıma neden olur diyor Giovanni. Evet. Peki tedavide ne kullanalım? Hangi organla ilgili rebeliyoz çiği var ise o organla ilgili noktalar kullanmamız gerekir. Ama Giovanni şöyle bir öneride bulunuyor. Asi çiği baskılayan en iyi akupunktur noktalarından biri Du 20'nin karşı istikametinde yerleşen kilbir noktasıdır. Şimdi biz Du 20 noktasıyla ne yapıyor idik? Organ prolapsuslarında Du 20 noktasına Moksa'yı öneriyorduk. Ener çiği yukarı doğru çekiyor idi. Du 20'nin tam ters istikametindeki kilbir noktasına uyguladığımız akupunktur ile de çiğ aşağı doğru çekiliyor. Yani burada hangi çiğyi aşağı doğru çeker bunu bahsetmemiş ama benim anladığım eğer karaciğer çiğisi yukarı doğru isyan ederse bunu aşağı doğru kilbir noktasıyla çekebiliriz diyor. Ha, bunu da 5 element tedavisiyle hangi şekilde aşağı doğru çekilir açıklayabiliriz ama kafanız karışmasın diye burada o konudan bahsetmeyeceğim. Örneğin asi akciğer çiğisi varsa ne yapacağız? Yine bu akciğer üzerinde noktalar değil mi? UB13 kullanmış 5 noktasını akciğerin. İşte front bu noktasını akciğerin L1, L7, L noktasını kullanmış. Ren17'yi zaten söylemiş idik. Üç yağı için kullanılan noktalardan. Ren22 kullanmış. Eğer hastada bir laranjit beraberinde varsa, bir yutkunma güçlüğü veya yani bu bölgeyle ilgili bir rahatsızlık var ise Ren22'yi lokal nokta olarak kullanabilirsiniz. Asi mide çiğisi varsa bu durumda bakın. Yani mide meridyeni üzerinden belirli noktalar tercih etmiş. Yine dalak meridyeni üzerinden de kullanılabilir. Ren 13 yani niye Ren 12 değil? Bakın müellifler genellikle benim Giovanni'de ve diğer batılı müelliflerde gördüğüm şu Ren 12'yi genellikle tonifikasyon amaçlı kullanıyorlar daha çok. Yani midenin frontmu noktası. Onun haricinde asi çiğ bir aşırılık vakası olduğu için aşırılık vakalarında ren meridyeni üzerinden ren 13, ren 10 gibi diğer noktaları tercih ediyorlar. Lokal nokta olarak ST21 ren 12'nin hemen iki cun lateralinde yerleşiyor. ST34 mide meridyeninin zayıf noktası. Asi karaciğer çiğisi varlığında yine karaciğer üzerine LIV2, LIV3 noktalarını önermiş. Bakın front noktası LIV14'ü önermiş. Yine bu hastada baş ağrısı varsa GB20 noktasına değil mi? Muhtemel baş ağrısı olduğu için GB20'yi tercih etmiş. Large intestine 4'ü zaten çoğu stagnasyon vakalarında LIV3 ile beraber öneriyorlar müellifler. Beraberinde GB34, GB43 yani karaciğerin eşlemik meridyeni üzerinden de noktalar tercih etmiş. Bakın bu bakış açısını eğer 5 element tedavisi üzerine yaklaşırsanız burada bu noktalar yanlış diyebilirsiniz. Batılı yazarlar arasında ben 5 element tedavisiyle tedaviye yaklaşan çok görmedim. Genel olarak kanal tedavisi üzerinden giderler. Mesela GB34 nokta safra kesesinin torun noktasıdır ve sedatize eder değil mi? GB43 noktası tonifikasyon noktasıdır. Yani bir yandan tonifikasyon noktasını bir yandan torun noktasını kullanmak 5 element tedavisi açısından baktığınızda yanlış gözüküyor. Ama dediğim gibi 5 element tedavisiyle batılı yazarlar tedaviye yaklaşmıyorlar. Ama siz 5 element tedavisi üzerinden yaklaşacaksanız hem yin yang dengesini gözetebilirsiniz hem de
5 element tedavisinin kural ve kaidelerine uygun tedavi yapabilirsiniz. Giovanni'nin karaciğer ağası içerisinde önerdiği noktalara bakalım. O da karaciğerin frontmu noktası LIV-14'ü yine eşlenik organı safra kesesi üzerinden GB-34'ü yine karaciğer meridyeni üzerinden LIV-3'ü az önce söyledik perikard 6'yı niye kullandığımızı söyledik. Bakın Sanjiao 6'yı da tercih etmiş. Sanjiao 6 aslında kim yazarlar tüm gerek çiğ stagnasyonunda gerek rebellious çiğde önerilen noktalardan bir tanesi bu. Sanjiao 6 Sanjiao meridyeninin element noktası. Bu nedenle bir vücutta herhangi bir jiao'da çiğ stagnasyonu ve rebellious çiğ varlığında bu nokta tercih edilebilir. Larsen testinin 4'ü demiş idik. Beraberinde eğer rebellious çiğ aşırı horizontal ve mide semptomları da beraberinde görülüyorsa mide üzerinde de noktalar tercih edebiliriz demiş idik. Bakın yine Giovanni'den bir örnek. Midenin ağası çiğ varlığında. Bakın REN 12'yi çok tercih etmiyorlar demiştik. REN 13, REN 10 gibi farklı noktalar tercih etmiş. Beraberinde midenin eşlenik meridyeni üzerinden SP4 noktasını yine ST21 ve ST19 noktalarını mide meridyeni üzerinden kullanmış. Perikardta demiştik zaten hem üst batın hem de toraks için ampirik distal nokta. Bölümü bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Yani dersimizin sonuna geldik. Bazı kaynaklarda running piglet sendromu diye bir tanı duyarsınız. Ben sendromları çok sevmem açıkçası. Belki kitapta okursunuz bu nedir diye aklınıza bir soru işareti takılabilir. Bu gerek böbrek gerekse de karaciğer rebellious çiğ varlığında alt batından toraksa kadar yukarı doğru bir çekilme, bir şey hareket ediyormuş hissi olur bu hastalarda. Bu durumda böbrek ve karaciğerin rebellious çiğisi olduğunu bilin. Bu kadar yeterli bunun için. Evet. Birinci bölümün sonuna geldik. İnşallah bir sonraki derste kanla ilişkili hastalıklar nedir onunla devam ederiz.